Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. YouTube'da biliyorsunuz çok fazla yorum geliyor. Oyunla alakalı belli başlı sorulara soruyorsunuz. Yeni başlayan çok insan var oyuna, yani değerli izleyenlerim var. Onlar çok soru sormuşlar bana. Hepsine cevap, aslında bazılarına cevap verdim ama bazılarına göstererek cevap vermek daha mantıklı olur diye düşündüm ve video çekmeye karar verdim. İlk başta şundan bahsedeyim size. Oyun sizde, hani bilgisayarınızda, hani çok iyi olması gerekiyor, daha doğrusu bilgisayarınızın bu oyunu iyi bir şekilde oynayabilmeniz için. Size şöyle bir şey göstereceğim. Oyuna başlamadan evvel Steam üzerinden sağ tıklayıp özellikler kısmına basıyorsunuz. Şu bir mod kullandığım için genellikle şey yapıyor. Bir dakika. Evet. Şimdi bunu buraya yapıştırayım ben. Tamam mı? Sonra bunu da buradan alalım. Buraya yapıştıralım. Ha. Şimdi bunu şurada başında tire olacak şekilde, tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. Buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam mı böyle? Ve oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdiğiniz zaman sistemi kaldırmayanlar için söylüyorum bunu. Hani benim bilgisayarım donuyor işte, artık kaldırmıyor falan vesaire diyenler varsa bu kodu yazarak oyuna gidebilirler. Başlatma seçeneklerinde. Tamam. Ben kullanmıyorum. Benim bilgisayarım birazcık iyi olduğu için. Bunu da kaydedelim burada. Evet. Masa üstüne kayda işte. Tamam. Şimdi oyuna girelim. Güncelleme var. Bekleyelim. Evet. Ark şu an ana ekranında duruyoruz. Ben size şimdi şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Ark'ta atölye bölümü var arkadaşlar. Ark'ın kendi, hani oyunun üstüne tıklıyorsunuz. Oyunun sayfasında şöyle aşağı doğru indiriyorsunuz. Şurada atölyeyi ziyaret et yeri var. Buna tıklıyorsunuz. Bu arada ben sabah 8 şu anda, sesim biraz garip gelebilir. Kusura bakmayın. Burada belli başlı modlar var. Hani İngilizcesi olan varsa daha iyi anlayabilir modları. Ama benim gibi Türkçe, İngilizce bilmeyenler varsa yani artık çevirip mevirip bir şekilde bakarsınız. Ben genelde yani canlıların olduğu şu modları tercih ediyorum. Ama benim size şurada göstermek istediğim esas konu, oyuna yeni başlayanlar için, hani ilk defa oynayanlar için söylüyorum. Oyundaki belli başlı dinozorları bilmiyorsunuz. Hani nasıl evcilleşiyor, nasıl evcilleşmiyor vesaire gibi. Size ilk önerebileceğim modlar, oyunu oynarken, oyunu öğrenmeniz için söyleyeceğim. Yani söylüyorum bunu. Şunu kullanabilirsiniz. Bunun da açıklama kısmına linkini koyacağım. Şunu. Bunu yazıyorsunuz. Hani Abyssome Spyglass olarak. Buradan abone ol dedikten sonra iniyor. İkinci bir mod da size önerebileceğim mod. Bir dakika. Dur. Buradan değil de abone olduğum dosyalardan göstereyim, daha iyi olur. Bir de şu mod var bak. Bunlar benim mesela indirdiğim modlar. Aktif mod olarak geçiyor bunlar burada. Bayağı bir geri doğru herhalde. Şu. Bu da öldüğünüz zaman eşyaları hani üstünüzde bırakmayı sağlıyor. Bunu da aynı şekilde abone oluyorsunuz. Bunu da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bu ikisi sizin için en ideal olan olacaktır. İlk başlarda oyunu öğrenebilmeniz için. Ha, ben oyunu düzgün oynarım, ölürüm, eşyalarım kaybolur vesaire falan diyenler varsa o da kendi bilecekleri iş. Ben karışmam. Ama şu modu kesinlikle Spyglass'ı üste koyup buraya haritaya girmeyi unutmayın. Çünkü bu sizin, yani bunun kodunu da atarım ben. Oyuna girdiğinizde direkt yazarsınız kodu. Kendisi gelir elinize. Direktman kullanırsınız ya da üretirsiniz. Bu sizin dinozorları tanımanızı sağlayacak olan çok iyi bir mod. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ark'ın içindeki genel ayarlarda, yani şu ayarlarda zorluk seviyesi muhtemelen sizde 0.3 falan galiba, ya da 1 mi, artık bilmiyorum tam olarak bunu. Bunu 1 yaparsanız karşınıza 150 seviyeye kadar, hatta yeni güncellemelerden sonra 500 seviyeye kadar çok nadir şekilde dinozorlar çıkabilir. Bu da sizi zorlayabilir. Buna bakmayın. Bu normalde sıfır. Hatta sizin için sıfırlayacağım bunu.
Şuradan sıfırlayayım. Evet. Siz de bu şekilde. Bakın. Bunu bir yaparsanız zorluk artar. Ama bunu birden yukarı yaptığınız zaman kabul etmiyor. Oyunun çünkü belli bir seviyeye kadar zorluğu var. Hani oyunuz kasmasın diye. Bunu geç. Bu normal dinozor hasarı. Yani dinozorların saldırabileceği hasar ölçüsü. Yani muhtemelen ya vahşi dinozorları da etkiliyor, evcil dinozorları da etkiliyor. Bu sizin verdiğiniz hasar. Bunu ister yükseltin, ister yükseltmeyin. Siz bilirsiniz. Oyuncu dayanıklı. Bak buradaki ayarları aslında çok fazla kurcalamaya gerek yok. Şu ayarları. O kurcalamanız gereken tek ayar. Bakın bir TP çarpanı var. Bunu biraz arttırabilirsiniz. 3 olur, 5 olur. Fark etmez, size kalmış. Hızlı level atlarsınız. Evcilleştirme hızı mesela. Bu da dinozoru ne kadar çabuk evcilleştireceğinizi belirleyen çarpan. Bunu da kullanırsınız. Gerçi ben bunlarla alakalı videolar çekmiştim daha evvel ama güncellemekte fayda var diye düşündüm. Bu da hasat miktarı. Yerden ne kadar çok hasat, yani malzeme toplayacağınızı, ağaç olur ve benzeri, kaya, taş, metal, işte obsidiyen, yani kristal vesaire falan, bunları topluyorsunuz oyunda kazmalarla ya da işte baltalarla. Onları belirleyen çarpan. Yani biri olursa yani yerden bir taş toplar. 10 olursa 10 tane taş toplar. Bu mantıkla düşünün. Bunu da ona göre ayarlayın. Ondan sonra dino dayanıklılık, oyuncu dayanıklılık. Bunlar da işte dinozorlarınızın dayanıklılığını, yani şöyle enerji gibi bir durum var. Siz koştuğunuzda enerjiniz düşüyor oyunda. O enerji bitti mi yavaşlıyorsunuz ve ölme durumunuz çok olabiliyor. Bunu da isterseniz şey yapabilirsiniz. Azaltabilirsiniz bunu. Mesela 0 nokta işte 5 yapabilirsiniz. Size kalmış. Aynı şekilde dinozorun da 0,5 bu şekilde. Yani 2 kat daha az enerji tüketmiş olacak karakter ve dinozor. İkisine yaparsanız eğer. Bir dakika. Boğazlarım kötü de arada böyle gidip gelebilirim. Tamam. Şimdi şöyle de bir şey göstereyim. Bu oyuncu hasat hasarı. Ya bununla pek bir işiniz yok. Gerek yok da buna çok şey yapmanıza. Zaten hasat miktarını ayarladık yukarıda. Dino sayısı. Bu da mesela haritada diyelim 3000 tane dinozor var. Siz bunu 2 yaparsanız dinozor sayısı direktmen 6000'e çıkıyor. Aslında güzel bir şey ama sistemi çok zorlayan bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bence gerek yok. Eğer sistemi güzel arkadaşlar varsa onlar yapabilirler. Sunucuyu kurandan uzaklaşma menzili. Bu da şu. Yerel olarak, yani bir arkadaşınız da şuradan yerel sunucu kur dedikten sonra buraya girip de arkadaşınızı davet edip oynadığınız zaman şuradan bunu 100 falan yapın ya da 10.000 yapın vesaire ki uzak mesafeye gidebilsin arkadaşın. Diğer türlü arkadaşınızı hep kendinize çekersiniz. 100 metre uzaklıktan sonra arkadaşınız sizin yanınıza gelmeye başlar. Rahat hareket edemez oyunun içinde. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim buradakilere. Bunları geç. Bunu da geç. Nişan göstergesi. Bak bu açıktır muhtemelen. Bir de şurada ganimet sandıkları var. Bu da işte inen dropları falan gösteriyor. Şu FPS'i çok düşürüyor. Bilginiz olsun. Ben bunu kapatıyorum genelde. Yani sürekli drop iniyor. FPS düşürebiliyor. Şurada PvP modu. Bunu arkadaşınızla oynarken tıklayabilirsiniz ya da tıklamazsınız. Dondurucu koza diye bir şey var. Onun içindeki dinozorları baygın olarak çıkartıyor. Bunu benim serilerimi izleyerek anlayabilirsiniz zaten. Dost ateşi de dinozorunuza hasar verebiliyorsunuz. Bunu da engelleyebilirsiniz. Bunu da kapatabilirsiniz buradan. Ondan sonra aşağı doğru inelim. Sınırsız, sınırsız. Ceset bulucu kullan. Tamam. Yaratıcı modunu göster. Dino binme, iyileştirme, yenileme platform. Haritada oyuncunun yerini gösterdiği bir şey de var bak şurada. Bunu ıskalamayın. Bak buna da tıklayın. Çünkü bu sizi haritada nerede olduğunuzu gösterir. Bu önemli bir şey. Buradaki ayarlarımız bu kadar. Şu tıkladıysa bunu da tıklamayı unutmayın. Bu önemli. Dinozorlara hız veriyor, uçanlara. Gelelim buraya. Şimdi burada herhangi bir durum yok. Bunlar da çok bu şeyle alakalı. Online'la alakalı. Yani ben çok kullanmadım daha önce onları. Bunları da çok kurcalamadım. Bunlar da çok işim olmadı. Bunlarla da işim yok. Bunlar işte yumurta dışkı bırakma vesaire falan, çiftleşme aralığı. Bunlar çok uzun bir şey. Bunlar ayrı bir video çekmem lazım. İşte dinozorların çiftleşmesinden sonra çıkan
İşte yavruların büyüme hızı, yumurtanın çatlama hızı vesaire falan. İşte hasat sağlığı da topladığımız hasatı işte yerden bir taş aldığınızda taş yok oluyor ya. Onu iki kere yapabiliyorsunuz. Peki iki kere taş alıp yok edebiliyorsunuz bunu iki yaparsanız. Bilginiz olsun. Tamam bunları geç. Gün döngüsü hızı. Mesela bunlar da çok önemli. Ben bunu genelde 3 yapıyorum. Böyle. Gündüz saat hızını 0,01 yapıyorum. Mesela gündüz sürekli gündüz olsun. Ama diyorsanız ki ben oyunu gündüz gece yaşamak istiyorum diye o zaman hiç ellemeyin buna. Kalsın. Ya da bu şekilde benim yaptığım ayarı yapabilirsiniz. Bunlar da tamam. Heh, şimdi geldik seviye başına. Bir dakika. Şimdi burası vahşi dinozorların olduğu bölüm. Buraya da çok ilgilenmeyin. Ama yani bence de ilgilenmenin gerek yok. Şu kısım evcilleştirdiğiniz dinozorun her level atladığında vermiş olduğunuz statı belirleyen ölçü. Yani mesela bunu ben genelde bunu arttırıyorum. Burayı kullanıyorum genelde. Aşağıları çok kullanmıyorum. Yani burası evcilleştikten hemen sonrası. Mesela bunu işte diyelim dinozoru şunun canını 1 yaptınız burayı. 0,44 ya 1 yaptınız diyelim. Evcilleştirdiğiniz dinozorun mesela canı diyelim ki 3000. Bunu direkt 1 yaptığınızda 6000'e çıkıyor. Evcilleşir evcilleşmez. Bilginiz olsun. O buna yarıyor. Evcilleştikten hemen sonraki almış olduğu statları belirliyor. İşte diyelim hızı 170 ise hani bunu 2 yaptığınız zaman hızını direktman işte kaça çıkarıyordu ya? 200'lere falan çıkarıyor yani. Bu onları belirliyor. Ağırlıktı, mağırlıktı falan da. Yani size söyleyeceğim şu. Sizin yapmanız gereken seviye başına tamam mı? Evcil dino istatistiği. Şu. Burayla ilgilenin genelde. Ben hızı burada 4 yapıyorum. Her seviyede bir 4 alıyor hızı. Ağırlığı 10 yapıyorum dinozorumun. Dayanıklılığını da 5 yapıyorum. Geriye kalana ellemiyorum. Bu kadar. Yani siz isterseniz canını da çok arttırabilirsiniz. Mesela burada 0,2 ya bunu 1 yaparsınız. Öküz gibi can alır tabiri caizse yani. Öyle düşünün. Ama buradakileri pek oynamayın. Bunlara çok dokunmayın ya. Çünkü bozuluyor. Oyunun içindeki şeyi bozuyor. Mekaniği bozuyor. Sadece evcil dino istatistik eğilimine de bakabilirsiniz. Burada işte evcilleşir evcilleşmez aldığı statları belirleyen yerde burası. Şimdi bu da sizin seviye başına almış olduğunuz istatistik. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani ben bunu genellikle 5 yaparım bu şekilde. Hepsini 5 yaparım bunların. Çünkü ben onu biraz zor oynadığım için genelde 5 ya hop yanlış dilim sürçtü. Genelde 5 yaparım. Öyle kullanırım. Tercih yine size kalmış. Buraya da çok ellemeyin. Ondan sonra aşağılarda da gerek yok. Bir de şöyle bir durum var. Malzeme sandığı kalitesi diye bir şey var arkadaşlar. Bu bende genelde bu 1 oluyor da genelde ben bunu 100 yaptım. Malzeme kalitesinin hani o aşağı inen drop'un içindeki malzemenin kalitesini belirleyen bir çarpan. Bilginiz olsun. Balıkçılık kalitesi, ondan sonra işte yakıt tüketim aralığı falan, platform yapı sınırı. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunun dışında başka da bir şey var mı? Tabii ki var. Ne var? Yüzey hasar göstergesi. Bu da vurduğunuz zaman dinozora ne kadar hasar verip vermediğini gösteren çarpandır. Evet. Bakalım başka gösterebileceğim bir ayar sanırım kalmadı. Şimdi oyunun içine girelim. Ben şunu kapat. Oyunun içinden size belli başlı şeyleri göstereyim. Ama evvelinde şunu söyleyeyim size. Bilgisayarınızdaki ARC oyunu SSD'ye kurulu değilse, yani SSD bir hard diski kurulu değilse bu kadar hızlı giremezsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Oyunun lobisinde sizi bekletir. Yani o siyah ekranda belki 10 dakika bile bekleyenler olabilir çünkü sistemi kaldırmazsa eğer ya da işte SSD yani SSD dahi olmayıp sistemi iyi olan dahi olsa gene bekleyebilirsiniz. Yani yaklaşık 1 dakika, 1,5 dakika yerine göre değişir. 10 dakika, 15 dakikayı bulanlar da var. Bilginiz olsun yani. Evet doğduk. Şimdi
Bir saniye. Size en önemli şeyi göstermeyi unuttum. Şurada yaratıcı modu var bakın. Şu. Buna tıklayıp oyuna girdiğiniz zaman istediğiniz her şeyi üretebilirsiniz. Aslında oyunu öğrenmek için, oyunu iyicene anlayabilmek için bu da çok önemli bir şey. Bilginiz olsun. Ona tıklayıp girdiğiniz zaman arkadaşlar, şimdi benim de geç girecek çünkü yani yaratıcı olarak giriyoruz oyuna. O yüzden girsin geleyim. Evet, yaklaşık beni de bir 2 dakika falan bekletti. Şimdi yaratıcı modu şöyle bir şey. ESC'ye basıyorsunuz. Şuradan yaratıcı modunu aç dediğiniz anda açıldı. Ve oyundaki üretimle alakalı her şeyi üretebiliyorsunuz. Aklınıza gelen ne varsa. Ne varsa. Her şey. Ama tabii ki bu iyi bir şey mi? Yani oyunu ilk başlarda öğrenmek için güzel bir şey. Ama yine tercih size kalmış. Size bırakıyorum. Ben şundan bir kazma da üreteyim. Şimdi oyuna başlarken ilk başta size şu kazmayı verecektir. Level atladığınızda bu kazma gelir. Engramlar bölümünden tam ilk bu kazmayı öğrenirsiniz. Ben yaratıcı modunu bir kapatayım. Kapattım. Tamam. Şuradan da ölümsüzlük yazalım. God yazalım. Şimdi şuradan gerçi yaratıcı modu artık aktif kaldığı için gerek kalmadı. Her level atladığınızda yani gelip topluyor. Meyve mesela leaf önemli şeylerden biri. O da elinizi çıplak elleyken bu şekildeyken yerden böyle toplayacaksınız. Bu şekilde size leaf gelir. İşte veyahut meyve falan bakın gördüğünüz gibi. İşte bunları bu şekilde topluyorsunuz. Baltayı yapabilmek için ağaca gelip yumruk atıyorsunuz. Bu şekilde. Bak gördüğünüz gibi. Kaç tane? 11 tane saman oldu. Kaç tane malzeme istiyormuş? Hemen kazma yazıyorsunuz buraya. Üstüne geliyorsunuz. İşte taş eksik mesela. Şu kapalı olduğunda etrafta hiçbir şey göstermez. Bakın ne istediğini. Bunu açarsanız bu bazen bug'a giriyor. Üstüne geldiğiniz zaman böyle mouse'u getirdiğiniz zaman işte ne istiyor? Bir tane taş istiyor. Taşlar da genellikle yerde olur. Bak şunlar. Bunları böyle toplayabilirsiniz. Hemen buraya geldik. Kazmamızı yazdık. Kazmayı ürettik. Kazma buraya geldi. Şimdi bu kazmayla tamam mı? Samanı çok toplarsınız. Yerden çok fazla saman gelir. Ya şey, ağaçlardan pardon. Vurduğunuzda mesela bakın 2 tane odun kaç tane saman geldi. Görüyorsunuz değil mi? Evet şimdi bunu hallettik. Oyundaki ayarlarımı da epey çekeyim ben. Şöyle güzel güzel izleyin oyunu. Yani tamam. Şimdi bunu da hallettik. Ondan sonra şöyle ilerleyelim bakalım. Taş var mı etrafta? Şurada bir taş var mesela. Taşların içinden de şu ışık süzmesini kapatayım ya. Çok göz alıyor abi ya. Heh. Tamam. Şu taşlardan çakmak taşı geliyor. Çakmak taşı geldikten hemen sonra buraya balta yazıyorsunuz şunu. Üretiyorsunuz. Bu baltayı da buraya koydunuz. Şimdi balta kazmanın tam tersi. Yani balta ile böyle vurduğunuz zaman odun gelir. Çoğunlukla. Yani odun toplama işini balta görür. Samandı, çakmak taşıydı. Mesela bak buraya vurduğunuzda çakmak taşı geliyor. Baltayla taşa vurduğunuz zaman taş geliyor. Bu şekilde düşünün. Tam zıttı yani. Öyle bakın olaya. Ette de aynısı. Mesela kazmayla bir hayvanı öldürdüğünüz zaman eti kazma çok toplar. İşte baltada deriyi çok toplar. Bilginiz olsun. Mesela şurada hemen şu dediğim modu yükledik mesela biz. Bakın. Hemen şuradan bakıyorsunuz. Bu evcilleşmiyor. No tameable. Sol üstte no tameable yazan. Tamam mı? Hayvanlar evcilleşmiyor. Bilginiz olsun. Evet şimdi mesela şöyle göstereyim ben size. Bak bu Sarkosaurus. Bu vahşi bir hayvan. Yani bu size saldırır. Yani şöyle gideyim yanına. Bakın şimdi. Sizi gördüğü zaman direktman saldırıya geçti. Gördünüz mü? Hemen saldırdı. Şimdi ben ölümsüz olduğum için bana bir şey yapamıyor. Ama bakın üstüne geldiğiniz zaman şöyle göstereyim bakın. Ne istiyor? Çiğ koyun eti, lezzetli balık eti, çiğ lezzetli et ve sıradan mamayla evcilleşiyor. Bakın.
Hep et kısmı ile ilgileniyor. Buna baktık. Tamam. Şimdi EFL, FL'ye yazdığınız zaman uçuyorsunuz bu şekilde. Şimdi şey modu olduğu için ben de uçarken sorun yaşadık. Tamam. Bir daha FL'ye yazayım, hızlı gidelim. Şimdi mesela bakın bu size saldı. Bu da etobur bu hayvan. Ama bu size saldırmaz. Pita, Ranadon bunlar. Şunlar saldırır bakın. Bunlar bana da saldıracak şimdi. Bak görüyor musun? Dilo. Bunlar da ekleyicileşiyor bakın. Haritada size saldıran hayvanlar. Sizi gördüğünde size saldıran hayvanların genel olarak söylüyorum. Birkaç tane hariç. Genel olarak hepsi etle evcilleşir. Bilginiz olsun. Bazıları evcilleşmez. Evcilleşmeyen işte pasif evcilleşen. Mesela bakın bu Carnotaur. Bu hayvan da bayılarak evcilleşti. Bunu bayıltmanız gerekiyor. Vurdunuz bayılttınız. Ondan sonra et de evcilleşiyor. Bu bayılarak evcilleşir. Bak bu bayılarak evcilleşir. Bakın. Ondan sonra bu alfalar evcilleşmiyor. Bilginiz olsun. Bunlar evcilleşmez. Ondan sonra başka bakalım hemen şöyle ileri doğru. Gidelim. Pasif evcilleşen hayvanlardan bahsedeceğim. Bir tane mesela bakın bu pasif diyor bak. Şu. Görüyor musunuz bakın. Haspe Rornis ismi. Neyle evcilleşiyormuş pasif olarak? Çiğ lezzetli balık etiyle. Ama bunun yanına gittiğiniz zaman size saldırır bu. Ondan sonra mesela yılan. Tanaboğa. Yok mu lan işte tanaboğa? Evet şurada. Bu hayvan da pasif evcilleşiyor. Dinozor yumurtasıyla evcilleşiyor. Ama şu şekilde dinozor yumurtası genellikle çiftleşmiş olan büyük hayvanların çiftleştikten sonra çıkartmış olduğu tabiri caizse döllenmiş yumurta derler. O yumurtadan işte evcilleştiriyorsunuz ama yanına giderek değil. Yumurtayı önüne atıyorsunuz. Herhangi bir yere bunu kuş aracılığıyla taşıyıp bir tane kafesin içine atıp sonra oraya yumurtayı atıp evcilleştiriyorsunuz. Yani o birazcık zor bir süreç. Orada onunla alakalı videolarım var kanalda. Bakabilirsiniz. Şimdi malzeme toplama olayına gelelim. Şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle ondan bahsedeyim ben size. Hemen şuraya gelelim. Mesela dağ alanlarında, yüksek kısımlarda işte obsidyen olur, metal olur. Bak şu siyah olan obsidyendir. Vurduğunuzda obsidyen gelir. Ben şimdi bu obsidyeni yapabilmek için öncelikle metal kazmaya ihtiyacınız var. Metal kazmayı üretebilmeniz için simitiye ihtiyacınız var. Yani daha doğrusu demirciye. Bu demirciyi üretiyorsunuz. Alıyorsunuz demirciyi. İşte şuradan hemen temel yapalım bir tane. Ne yapalım? Şu temeli yap bakayım. Heh. Buraya koyduk. Böyle. Böyle koyduk. Bu demirciyi alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Hiçbir yapı yapmadan koyamazsınız. Sonra bunun içine giriyorsunuz. Buradan metal kazmayı üretiyorsunuz. Diğer türlü Adventure'ınızda üretmiyor. Bilginiz olsun. Buradan üretiliyor. Heh, bu simitiyi yapabilmeniz için de sizin rafineriye ihtiyacınız var. Yani şuna. Mesela. İşte bunun için malzemeleri falan deri deri falan toplamanız gerekiyor. Bunu yaptınız. Buraya geldiniz. Koydunuz bunu oraya. Tamam mı? Bunun içine de buradan toplamış olduğunuz işte metalleri şekilde. Çünkü ilk bu kazmayla başlayacaksınız. Bilginiz olsun. Bu kazmayla başladıktan sonra buraya atıyorsunuz. Odunu atıyorsunuz. Sonra işte toplamış olduğunuz metali atıyorsunuz. Yak diyorsunuz. İki metalden bir tane metal eritilmiş metal külçe geliyor. Şimdi iki taneden bir tane geliyor. Ben genelde bu forçlardan birkaç tane yapıp dağlık alanlara gelip bu forçları koyuyorum. Buraya kuş da gelip eritilmiş metal olarak alıp gidiyorum. Çünkü normal metal bize çok fazla lazım olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi metal külçe. Bundan 5 tane olduğu zaman demirci üstünüzde, kendi üstünüzde üretiyorsunuz. Mesela işte 5 tane metal külçe, deri, odun ve taşla bunu üretiyorsunuz. Bunu ürettikten sonra giriyorsunuz içine. Buradan metal kazmayı yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Ben şimdi kazma yazayım. Kendim üstümden üreteyim. Metal kazmayı yaptım. Sonra bu kazmaya gerek kalmadı. Metal kazmanın özelliği şöyle. Bunlar sert bir cisim olduğu için
Taş kazma bunlardan fazla malzeme toplayamıyor. Şimdi bakın, göstereyim tekrardan size, anlayacaksınız. Kazma diyelim, yapalım. Aynı şekilde balta da, metal balta da öyle. Yani şöyle ters yapalım. Buraya şunu koyalım. Şimdi ben bununla vuracağım. Taş geliyor. Bir tane obsidyen verdi. Gördünüz değil mi? Bununla vurduğum zaman full obsidyen veriyor bana. Görüyor musunuz bak? Sadece obsidyen veriyor. Aynı zamanda metal de veriyor. Metale vurduğum zaman da taş ve belli başlı metaller veriyor. Onun dışında vermiyor. Yani şöyle göstereyim tekrardan. Buraya gelelim. Bakın 3 taş 3 taş geliyor. İşte buna vurduğum zaman sadece metal gelecek bak. Metal artacak şimdi bak. Görüyor musun? Yani metali daha fazla vermeye başladı. Gördünüz mü? 76'ya 80'e bak 100'e kadar çıkacak şimdi bak. Gördünüz değil mi? İşte aynı şekilde bunlarda da aynı. Ve kristaller var. Kristaller de siz oyunu ilk oynayacağınız zaman The Island serisinde, daha doğrusu The Island haritasında kristaller de şu şekilde oluyor. Kristallere de metal kazmayla vurmayı ihmal etmeyin. Çünkü metal kazmayla vurduğunuz zaman daha iyi oluyor. Ve şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Video biraz uzun sürdü. Metal kazmayla bunları topladığınız zaman arkadaşlar nadir mantar da verir. Nadir mantar çıkıyor farkındaysanız. Yani şu. Evet. Bu da oyunda belli yerlerde işte üretimlerde olsun, gıda üretimlerinde ya da belli hayvanlara evcilleştirirken lazım olan bir şey. Evet, dediğim gibi şimdi bunu da buraya hallettiğimize göre kazmayı gösterdim. Ondan sonra nasıl üretildiğini gösterdim. Belli başlı şeyler mesela bakın, demircide üretilen eşyaların hepsi burada. Bakın. Çünkü bazı eşyaları siz üretemiyorsunuz kendi üstünüzde. Şunu yapmanız gerekiyor. Evvela sadece bunu da değil, fabrikatör var bir de. Fabrikatör şu. Bunu da üretmeniz gerekiyor. Bunun içinden de daha da gelişmiş eşyaları üretebiliyorsunuz. İşte silahtı, tüfekti, ne bileyim işte testere falan var bakın. İşte mesela kimya tezgahı var. Şöyle bir şey. Bir dakika. Mesela şu. Harç Havaneli. Bunu koyup da bunun içinde de işte bayıltıcı için işte narkotikti, işte çimento ağacıydı falan. Bunları üretebilmeniz için küçük bir başlangıç olarak düşünün. Bunun daha büyüğü de kimyager. Şu. Bunu yapacaksınız. Ama bunu yaptıktan sonra şöyle bir durum da söz konusu. Bunu yaptıktan sonra hem elektriğe bağlayacaksınız hem de benzin yapacaksınız. Benzin de şöyle oluyor. Ben size hemen göstereyim. Bir dakika. Şimdi The Island haritasında bakın sol üst tarafta mavi olan yerde işaret var bak. Benim o. Arkadaşlar. Bu benim. Bu benim olduğum yerde tam olarak bakın haritada orayı iyice benimseyin. Kış bölgesinin burasında şimdi şöyle bir durum söz konusu. Siz buraya geldiğinizde donacaksınız çünkü burası çok soğuktur. Bunlar petrol. Buradan petrolü topladık. Tamam. Yeterince aldık. Ondan sonra çifte basmayayım. İşte şu penguenlerden de bunlardan da organik polimer çıkıyor. Yani şöyle kil çekelim. Göstereyim. Baltayla toplayacağım. Deri lazım. Mesela bakın 5 tane organik polimer geldi. Bunu sopayla toplarsanız oyunda sopa var. Daha fazla malzeme gelecektir. Hani de demin de dediğim ya belli başlı yerlerde malzemeler mevcut. Mesela bak metaller falan böyle tepeye çıkmanıza gerek yok. Dağın böyle yamaçlarında falan böyle metaller de bulabilirsiniz. Her dağda var. Bak kaç tane dağ var? Bak 1, 2, 3. Ondan şu dağda var mesela. Ondan sonra şunda var falan. Buralarda metaller mevcut arkadaşlar. Şimdi biz evimizi, ev dedim, yapımızı şuraya yapmıştık. Evet. Şimdi forjun içine deri ve, tamam mı, deri ve petrol attığımız zaman
belli bir zaman sonra size benzin verecek. Petrolle deriyi attığınız zaman belli bir zaman sonra size şey verecek. Petrol ver, benzin verecek yani. Bekleyelim. Hep beraber görelim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Daha başka sorularınız falan vesaire olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha evvelden de dedim. Benzin olsun, bir de otobur hayvanları da göstereyim ben size. Otobur hayvanların size saldırmayan otobur hayvanlar var. Ama tam aksine size saldıran da otobur hayvanlar var. O kadar ters bir durum da var yani. Bakın benzin geldi. 5 tane benzin verdi arkadaşlar. Bu benzinle fabrikatörü çalıştırıyorsunuz. Bakın aç diyor. Benzin olmadan çalışmaz. Aç dediğinizde aktif oluyor. Buna da elektriğe bağlıyorsunuz. Elektriğe bağladıktan sonra içine de benzin koyuyorsunuz. Onunla alakalı videolarım var. Yani elektrik nasıl yapılıyor? Zaten aslında göstersem daha iyi olur ya. Buraya kadar geldik, değil mi? Yani bence de. Neydi? Jeneratör. Jeneratörü yapalım. Elektrik diyelim. Şu elektrik kablosunu yapalım. Şunu yapalım. Tamam. Şuradan bir tane daha üstümde vardı zaten, gerek yok. Hemen şuradan şöyle koyalım. Bunu aldınız. Elektriği de aldınız. Buraya koydunuz böyle. Tamam mı? Sonra buradan şu zımbırtı var, bak görünmüyor burada. Ahşap olsa daha iyi olur. Bir dakika. Temel diyelim. Ya ben genelde ahşap temel kullandığım için. Evet. Kaybolur musunuz? Abi iyisin. Evet, bakın. Şurada bir beyazlık var bak. Taktım. Sonra bunu buradan aldım, şu zımbırtıyı. Bunu da buraya koydum ve elektrik bağlandı. Bunun içine buradaki benzinden birazcık attım. Bu biraz gürültü çalışır. Gürültülü çalışır. Şu an aktif değil. Benzin de içine attığınızda aktif oluyor. Evet. Elektriği gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu da gösterdim. Tamam. Evet, bu şeyleri güzelce ne kavramış oldunuz. Şöyle bir şey daha var oyunda, üretim kısmında. Nerede? Heh, şöyle bir inelim. Elektrikle alakalı bir şey var mı başka? Ona bakacağım. Mesela refli buzdolabı. Şimdi ben hep oyunu İngilizce oynadığım için. Mesela buzdolabını buraya koyduk. Bakın elektrik bağlandı hemen buzdolabına. Bu da meyveleri, etleri vesaire falan uzun süre tutmanızı sağlıyor. Mesela bakın burada 2,5 dakika sonra bitecek ya. Buraya attığım zaman bakın kaç dakikaya çıkıyor. Kaç saate çıkıyor hatta. Öyle düşünün. Ondan sonra bir de ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Klima. Klimada, tamam mı? Klimada sizin işte hayvanları çiftleştirdikten sonra çıkan yumurtayı soğutmayı ya da ısıtmayı sağlayan bir araç. Bundan birkaç tane yapıp yumurtayı yanına attığınız zaman soğutuyor veya ısıtıyor. Bilginiz olsun. O da bu işe yarıyor. Şu zımbırtı elektrik dağıtan şeydir. Aynı zamanda lambalar da var oyunda. Mesela belli başlı lambalar var. Mesela işte çift yönlü lamba. Üç yönlü. Bunu da taktığınız zaman işte bakın bağlandı. Bastığınızda açılacak. Bu kadar. Yani böyle. Evet. Bunu kapattığınızda alayı durur. Yani bu şekilde düşünün. Şimdi arkadaşlar size bunları gösterdim. Ondan sonra başka ne gösterebilirim? Ne gösterebilirim? He, boss. Mesela bir tane terminale gidelim. Şuradaki terminale gidelim. Bu işte buraya geliyorsunuz hayvanlarınızla. Mesela şu an ben boss'a gidebiliyorum. Direktman. İşte şu ne bileyim oburun eseri, sürünün eseri, yabani eseri. Bunlar da haritada belli yerlerde mağaralar var. İşte bu mağaraları göstermeye kalkarsan çok zaman geçecek. Video çok uzun bir video olacak. İzleyenler sıkılacaktır. Mağaraları anlatan
Boss'a nasıl gidilir diye anlatılan bir tane de video çekebilirim yarın için. Onun dışında başka da gösterebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Eğer eksik kalan bir şey de olursa yarınki videomda arkadaşlar size detaylı bir şekilde anlatım videosu tekrardan çekeceğim. Umarım yardımcı olmuştur. Eksik olan şeyler var mı yok mu tam olarak bilmiyorum. Şu an benim de kafam durdu. Bunlar tek şeyler arkadaşlar. Bunları bossları öldürdüğünüz zaman aktif oluyor. Bilginiz olsun. Şu tek olanlar. Onun dışındaki eşyaların çoğu zaten Ark'ın kendi içinde. Demin de dediğim gibi belli başlı şeyleri işte o deminki göstermiş olduğum kimyager vardı mesela bak o kimyagerden bir şey daha göstereyim ben size. Kimyageri yaptınız. Değil mi? Mesela kimyagerden önce ne yapmıştık biz? Şu harç havalenini yapmıştık değil mi şunu? Bunun içindeki eşyaları burada daha hızlı üretiyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ya o yavaş birer birer bu alçı alçı üretiyor. Bunun özelliği o. Aynı zamanda şu forjun da tamam mı? Rafineri ocağının da arkadaşlar daha büyüğü var. Şu bu da çok büyük. O kadar büyük ki bunu koyacak yani bir yer bulmak sıkıntı. O yüzden bunu da bir yere koyup benzinle çalıştırabilirsiniz. Bakın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bir yere oturtturup benzinle çalıştırabilirsiniz. Bu da 20-20 eritir. Demirleri hani metalleri. Bu 1-1 eritir. Evet. Çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar sıkılmadan izleyen kardeşlerim. Umarım sizlere çok yardımcı olmuşumdur. Temennim bu yöndeydi. Umarım gerçekten de yardımcı olduysam benim için çok mutlu ve huzur verici bir şey olacağına inanıyorum. Daha güzel ve daha hani böyle anlatımlı şeyleri yapabilmem için lütfen lütfen yorumlar kısmında eksik anlattığım ya da tam olarak anlatamadığım şeyler varsa bana bunu belirtin. Ben de bir sonrakinde tekrar bossları anlatacağım videoda size mağaraları anlatacağım, bossları anlatacağım videoda size tekrardan göstermiş olurum. Yani gösterecek olurum eksik olan şeyleri. Yani evet. Cansınız. Biliyorsunuz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.